Microsoft Azure serimizin bu videosunda Azure sanal makinelerini inceleyeceğiz. Ayrıca demo da yapacağız. Azure sanal makineleri hakkında bir takım bilgileri, yeni Azure portalını, ayrıca işte sanal makine nasıl oluşturulur, daha sonra nasıl yönetilir, bunlarla ilgili Azure'daki kavramları ve diğer ilişkili servisleri konuşacağız. Genel olarak önce Azure Marketplace'de hazır VM galerileri, VM galerisi ve içerisindeki farklı VM imajlarını değineceğiz. Daha sonrasında az önce bahsettiğim gibi VM oluşturma ve yönetme ile alakalı bir demo yapacağız. VM ile birlikte oluşan diğer servisler hakkında kısaca bilgi vereceğiz. Endpoint'lar ve Availability Set'ler hakkında da bilgi verip bu videoyu sonlandıracağız. Azure Marketplace, Azure web sitesinin içinde bir marketplace alanı var. Burada sanal makineleriniz için hazır VM imajları, ayrıca hazır uygulamalar, hazır yazılımlar vesaire de bulabilirsiniz. Bu imajlardan bazılarını burada gösterebiliriz. İşletim sistemi tarafında Windows ve açık kaynaklı işletim sistemleri mevcut. Hem Windows Server hem Ubuntu Server gibi. Onun dışında database tarafında SQL ve Oracle database imajlarını bulabiliriz. Ayrıca işte SharePoint, Dynamics, SAP gibi farklı yazılımların hazır şekilde lisanslarıyla birlikte yüklü geldiği hazır imajlar da var. Ayrıca geliştirici ortamları için Visual Studio Ultimate, ayrıca MSPN üyeleri için client lisanslarının bulunduğu Windows 8 ve Windows 7 gibi hazır imajlar da var. İmajların tamamına şu adresine ulaşabilirsiniz. Zaten Azure Marketplace olarak arattığınız zaman bu imajlara ulaşabilirsiniz. Bir VM oluşturma ve Azure portal üzerindeki sanal makinaları kısaca inceleyelim. Bu yeni Azure portalı. Daha önceki portal manage.windows.azure.com'daydı. Bu portal.azure.com'dan ulaşıyoruz direkt olarak Azure portalına. Login olduktan sonra bu şekilde bir pano bizi karşılıyor, bir dashboard karşılıyor. Burada hızlıca işte aboneliğinizdeki servisleri, kaynakları, onun dışında işte burada harcamalarınızı hızlıca görebileceğimiz bir ana ekran var. Onun dışında tabii ki şuradan detaylı olarak diğer servislerimizi de inceleyebiliyoruz. Burada kaynak grupları var. Kaynak grupları bizim oluşturduğumuz kaynakları belli gruplar altında toplayabilmemizi sağlıyor. Çünkü mesela şunun içine açıp baktığımız zaman bu kaynak grubunun içerisinde işte availability setim var, sanal makinem var, ağ birimim var, işte diğer network, işte storage gibi farklı hizmetlerim var. Şimdi şurada bunu ayrıca tamamını farklı kaynak gruplarının içeriklerini tüm kaynaklar kısmında da listeleyebiliyoruz. Ancak burada hani oluşturduğumuz bütün servisleri burada görebiliyor olsaydık ve bunları farklı amaçlar için oluşturmuş olsaydık, mesela farklı müşteriler için burada kaynaklar oluşturduğumuzu düşünelim, hepsi birbirine karışabilirdi. Ama kaynak grupları sayesinde aslında bu yeni portalın da bütün altyapının değişmesinin bu kaynak gruplarıyla alakası var. Önceden sanal makineler cloud servisler altında oluşturuluyordu ama artık kaynak grupları, resource manager deniyor yeni portaldaki altyapıya. Sanal makinelerin bütün şeyi değişmiş oldu yeni portalla beraber. Altyapısı, çalışma tarzı değişmiş oldu. Dediğimiz gibi burada benim halihazırda oluşturmuş olduğum bazı servisleri görebiliyoruz. İşte depolama hesabım var, sanal ağım var, availability setim var, sanal makinem var, network security grubum var vesaire. Buradan sanal makinemin detaylarına üzerine tıklayarak erişebiliyorum. Buradan sanal makinemi şu an tamamen durmuş durumda. Başlatabilir, yeniden başlatabilir ya da silebilirim. Onun dışında burada işte boyutunu görüyorum. Boyutlar, sanal makine boyutları neler? Bunları hesaplama aracında kısaca değinmiştik. Az sonra yeni bir sanal makine oluştururken tekrardan bunlara da göz atabileceğiz.
Sanal makinemin konumu, durumu, boyutu, işletim sistemi vesaire hepsini görebiliyorum. Ayrıca ayarlarını da buradan yönetebiliyorum. İşte parolayı sıfırlama, denetleme sorunu giderme, onun dışında işte özellikleri, ağır alımları, hangi eve bir seti dahil olduğu, uzantıları, boyutu. Ha, boyutu burada da var mesela. İstersen buradan sanal makinenin boyutunu da değiştirebiliyorum. Bunlar şu an DS1 standart olarak oluşturulmuş ve burada diğer seçenekler de mevcut. Burada önerilen ya da tümünü yönetilebilir farklı seçenek var. Fiyatları da burada aylık fiyatları da anında size gösteriliyor özellikleriyle birlikte. Buradan istediğimiz zaman boyutunu da değiştirebiliyoruz sanal makinemizi. Şimdi yeni bir sanal makine oluşturalım. Yeni bir sanal makine oluşturmak için şuradan tüm kaynakların üzerinden ya da bunu birçok farklı yerden yapabiliriz. Şuradan da yapabiliriz. Ekle diyoruz. Daha sonra buradan mesela bir Windows sıralı oluşturmak istiyorsak yanlış yaptım. Windows burada işte uygun olanlar listeleniyor. Bu az önce seçeneklerde çıkanlar da bahsettiğim galerideki hazır imajlardı. Windows sıradaki Hareket Data Center'ı seçiyoruz galerimizden. Daha sonra burada diyor ki bir dağıtım modeli seçin. Burada biz klasik eski portaldaki sanal sunucu dağıtım modeli. Bunlar sadece eski portaldan yönetiliyor ve zaten yakında da yani step by step kaldırılacak. Oysa biz kaynak yöneticisiyle ilerlemeyi tercih ediyoruz. Temel ayarları istiyor bizden. Bir isim oluşturacağız sınav makinesi için. Cloud University Demo VM olsun. Şifre belirleyelim. Abonelik ve kaynak grubu. Var olan kaynak grubumuzu seçebiliriz ama şu an hala orada bir tane oluşturalım. Cloud University Resource Group olsun. Daha sonra konumunu seçiyoruz. Yani Kuzey Avrupa'yı seçmeyi severiz. Bize yakın olduğu için. Tamam diyoruz. Ardından az önce bahsettiğimiz sanal makine boyutları var. Önerilen ve tüm görüntü dediğimiz zaman da bütün sanal makine boyutları seçeneklerini getiriyor. Şuradan DS1'i seçip özelliklerini buradan görüp DS1'i seçip ilerliyoruz. Daha sonra farklı ayarlamalar. Depolama için bir depolama hesabı yani bir storage açmamız gerekiyor. Çünkü sanal makinelerin lokal diskleri aslında işletim sistemini çalıştırmak için ayrılmış durumda. Dolayısıyla yani buradaki hatta dosyalara da temporary dosyalar diyebiliriz. Yani kesinlikle sizin için sürekli saklanmasını istediğiniz bir dosyayı ya da kuracağınız bir yazılımın dosyalarını sanal makinenin kendi diskinin içerisinde kurmayın. Yani o bilgi sistemini çalıştırmak için kullanılan bir disk. Her zaman bir storage hesabı oluşturup onun üzerinden onu öteye çevirip sanal makineye onun üzerine ilerlemek gerekiyor. Biz burada SSD ile ilerleyebiliriz. Yine bir depolama hesabı açacağız. İsminin öyle kötü bir şey olmasını istemiyorum ben. Cloud Universe Storage diyelim. Bilmiyorum, Local Redundant Storage. Bunlar arada daha önceki Azure Service konulu videoda değinmiştik. LRS'in ne demek olduğunu. Bilmiyorum, bu kadar yapmıyor. Çünkü bunun
farklı isim olması gerekiyor. Bir sanal ağ oluşturuyor bizim için. Ayrıca alt ağ, genel IP adresi ve ağ güvenlik grubu oluşturuyor. Bunlar ilk sanal makinemizi açarken bu sanal makinenin çalışması için gerekli network altyapısını oluşturuyor bize. Ve hepsini zaten burada kendisi otomatik olarak oluşturuyor. Az sonra diğer servisler kısmında da göreceğiz bunu. Bir availability set de tanımlayabiliriz burada. Onu da tanımlayalım hatta. Yeni oluştur diyelim. Cloud University Availability diyelim. Availability setimizi de oluşturuyoruz. Tamam diyoruz. Bu da böyle sağlıkta kayıp kalıyor. Yani biraz bozuyor bazen. En sonunda da size işte bir özet şeklinde gösteriyor. En son onay veriyorsunuz ve sanal makineyi oluşturuyorsunuz. Burada Windows 7.2 dağıtılıyor. Şu an sanal makineyi oluşturuyor. Gelişmeleri de buradan takip edebiliyoruz. Notifikasyon olarak. Bakın başladı diyor. Sanal makinenin oluşturulmasını bekliyoruz. Sanal makinemiz şu anda açıldı. Burada çalışıyor olarak görünüyor şu an. Üzerine tıkladığımızda bununla ilgili seçenekleri bize gösteriyor. Şimdi sanal makinemizi uzak mesafe bağlantısıyla bağlanıp bir görelim. Zaten makinenin detaylarını açtığımızda burada bağlantı seçeneğini direkt olarak görüyoruz. Bağlantı tıkladıktan sonra bir RDP dosyası indiriyor bilgisayara. Aç diyoruz. Burada az önce oluşturduğumuz kullanıcı adı ve şifre bilgilerini bildikten sonra makinemize bu şekilde bağlantı yapmış oluyoruz. Vesaire. Hepsi açık ve kullanımımızı açık şekilde kullanabiliyoruz. Bu arada diğer kaynaklara bakalım. Yine yeni bir kaynak grubu oluşturmuştuk az önce. Bakın gördüğünüz gibi eskisi hala duruyor burada ama içinde tam bir şey kalmadı. Cloud University Resource grubu oluşturduk. İçerisinde az önce bahsettiğimiz servislerin hepsi tekrardan açılıyor. Şurada tüm kaynakları tıkladığımız zaman bunların türünü, her birinin ne olduğunu da görebiliriz. Zaten şurada simgelerinden de anlaşılabilir. Sanal makinemizle birlikte, sanal makinemizden de burada Cloud University DemoVM adında bir sanal makine açtık. Bununla birlikte bir availability set açtık. Tabii availability setin tek makineyle çok bir fonksiyonu yok. Ama birden fazla makine oluşturup bunları aynı availability set içerisinde konumlandırdığımız zaman Azure bunu bu sanal makineleri birbirinden farklı noktalarda açıyor. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bir sanal makinemizde bir sorun olduğunda burada sürekli olarak kullanılabilirliği sağlıyor ve hizmetimizin sürekli çalışmasını sağlıyor. Onun dışında ağ güvenlik grubunu, public IP adresi, ağ birimini ve virtual network'ümüzü oluşturuyor. Depolama hesabımızla birlikte. Az önce dediğimiz gibi şu an bu sanal makinemiz bu storage account'uyla ilişkili durumda ve bizim hani üzerine kuracağımız ya da üzerine yapılandıracağımız her şey bu depolama hesabı üzerinde olacak.
sanal makinenin kendi diski üzerinde olmayacak. Bu şekilde kolaylıkla sanal makine oluşturabiliyoruz. Burada sanal makinelerimizin üzerine kurduğumuz VM agent var. Aslında bunu sanal makine oluştururken soruyor ama o noktayı atlamış olabilirim. Sunuma eklediğim iyi olmuş. Bu VM agent sanal makineyi oluştururken içine kurulan, bunu istersek engelleyebiliriz. Yani o tiki kaldırıp kurulmasını da engelleyebiliriz. Arka planda çalışan ve sanal makineye aslında bir erişim izni veren bir giriş kapısı gibi bir şey. Buradan işte Microsoft mesela siz bir işlem yaptınız, sanal makinenin bir şekilde sizin çözemediğiniz bir sorun var. Microsoft'ta işte bunu bildirip destek talep ettiğinizde onların yeri geldiğinde ulaşabilmesi için ya da farklı amaçlar için kullanılabilecek bir kapı gibi bir alan sağlıyor bu VM için. Bizim de en çok işimize yarayan nokta sunucunun şifresini kullanacağını falan unuttuğumuzda bu şifreyi sıfırlamak için kullanıyoruz çokça. Endpointlerden bahsedeceğiz. Tabi sanal makinelerimizin erişimi için hani belli portlardan belli amaçlar için erişim yapıyoruz. Bunun için de endpointleri kullanıyoruz sanal makineler üzerinde. Önceden bu endpointler direkt olarak eski portalda sanal makine yönetim paneli üzerinde endpoints diye bir alan vardı ve oradan ekleniyordu. Yeni portalı da belki eskisini aşina olanlar yeni portalı açtıklarında endpointler nereye gitti, nasıl açacağım yeni portları falan diye düşünebilir. İlk girdiğimde ben de aynı şeyi düşünmüştüm. Burada Network Security grubun içerisine alınmış yeni endpointler, yani endpoint oluşturma kısmı. Ona da tekrardan bir bakalım. Burada şimdi bu sanal makinemiz aynı isimdeki ağ güvenlik grubunun içerisine dahil. Yani aynı mesela bir tane ağ güvenlik grubuna farklı sanal makineleri de ekleyebiliriz aynı kuralların tanımlandığı. Burada Network Security grubu açtıktan sonra şuradaki gelen güvenlik kuralları içerisinden halihazırda açtığımız portları görebiliyoruz. Burada işte Remote Desktop için zaten default'ta açık geliyor. 3389 portu açık durumda. İstersek buradan da ekleye tıklayarak yeni portlarımızı da açabiliyoruz. Bugün işte SQL için olabilir, SMTP olabilir, herhangi bir şey olabilir. Burada öncelik sıralaması, işte protokolü TCP'nin olacak. Onun dışında portu da buraya girip daha sonra tamam deyip buradan yeni endpoint'imizi de oluşturabiliyoruz. Dediğimiz gibi Network Security grubun içerisindeki gelen güvenlik kurallarının altında endpoint'leri oluşturuyoruz. Aynı zamanda bu access control listler de yine bu şeylerin Network Security gruplarının altında konumlanmış durumda. Bu default'ta bütün girişlere izin verecek şekilde set edilmiş durumda. Dolayısıyla bunları hani belli güvenlik önlemleri için konfigüre etmekte fayda var. Sanal makinelerle ilgili şimdi anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda, o biraz uzun bir işlem olduğu için bu videonun içine dahil etmedim. Çok süreyi uzun tutmamak adına. Bir sonraki videoda da bir sanal makinemizin imajını nasıl alacağımızı, sysprep ile nasıl imajını alabileceğimizi, yani capture dediğimiz olayı nasıl yapacağımızı konuşacağız. Teşekkürler dinlediğiniz için.